Rusya tahıl anlaşmasına şartlı dönüş restini tekrarladı ve Birleşmiş Milletler'e somut sonuca ulaşılması için de tam 3 ay süre verdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna limanlarına gidecek her geminin askeri tehdit sayılacağını ilan edip vururuz mesajı yolladı. Rusya'nın tek yanlı çekildiği tahıl anlaşmasının geleceği belirsiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmaya tek şartla döneriz dedi. Rusya'nın da tahıl ihracatı yapabilmesi için verilen sözlerin tutulmasını istedi. Biz anlaşmayı defalarca uzattık, sabır ve hoşgörü gösterdik. Batı ise tahıl anlaşmasını utanmadan vurgunculuk yapmak için kullandı. Elbette geri dönme olasılığını değerlendireceğiz. Ancak tek bir şartla, Rusya ile ilgili tüm maddeler yerine getirilmeli. Putin, topu yaptırımları gevşetmeleri için Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sahasına attı. Arabulucu konumdaki Birleşmiş Milletler'e de somut sonuca ulaşılması için 3 ay süre verdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndansa tehdit açıklaması geldi. Ukrayna limanlarına giden bütün gemilerin bundan sonra askeri kargo olarak görüleceği ilan edildi. Vururuz mesajı verildi. Ve Ukrayna tarafı. Tahıl ihracatına Rusya'sız devam etmek isteyen Ukrayna, Karadeniz'de güvenliğin uluslararası devriye ile sağlanmasını istiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den destek istedi. Rusya'dan korkmayın dedi. Birleşmiş Milletler ise Rusya'nın çekilmesinden sonra Karadeniz tahıl koridorunda gemilere güvenlik garantisi veremeyeceğini duyurdu. Rusya bir yandan da Ukrayna'nın tahıl ihracatında kullandığı limanları füzeyle vuruyor. Odessa'daki tahıl ambarıyla Çernobos'taki liman vuruldu. Ukrayna Tarım Bakanlığı'na göre saldırılar sonucu 60 bin tahıl imha edildi. Zelenski tepki gösterdi. Bu terör saldırısı hedeflerinin sadece Ukrayna olmadığını kanıtlıyor. Bugün saldırıya uğrayan limanlarda yaklaşık 1 milyon ton gıda maddesi depolanmış durumdaydı. Bu miktarın Afrika ve Asya'daki tüketici ülkelere çoktan teslim edilmiş olması gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Rusya'yı tahılı bir silah olarak kullanmakla suçladı. Rusya tarafından durdurulan tahıl koridorunun yeniden açılıp açılmayacağı merak konusu. Konu Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısında da gündeme geldi. Gerekli girişimlerin sürdüğü, Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası başlayan gıda ve tedarik krizi, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin devreye girmesiyle oluşturulan tahıl koridoruyla aşılmıştı. Taraf ülkelerin mutabakatıyla girişim 19 Kasım 2022, 18 Mart ve 18 Mayıs 2023 tarihlerinde uzatılmış ve 3 dönem halinde misyonu başarıyla devam ettirmiş. Bu çerçevede Ukrayna limanlarından 3 kıtadaki 45 ülkeye tahıl sevk edilmiştir. 3 dönem uzatılan anlaşmayı Rusya geçtiğimiz günlerde uzatmayacağını duyurdu. Tahıl koridorunun yeniden açılıp açılmayacağı merak edilirken konu Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısında da gündeme geldi. Türkiye'nin anlaşmanın dörtlü şekilde devam etmesinden yana olduğu belirtildi. Rusya Federasyonu yaptığı açıklama ile tahıl girişim anlaşmasının uzatılmayacağını ve durdurduğunu bildirmiştir. Rusya Federasyonu tarafından durdurulan tahıl girişiminin devamına yönelik Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileriyle temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz. Savaşın başladığı günden bu yana önemli inisiyatifler alan Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğine dikkat çekildi. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Öte yandan İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus personelin de merkezden ayrıldığı öğrenildi. Tabii tahıl koridoru anlaşmasının ardından gözler Ukrayna'ya çevrildi. Haber Global'e konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rusya olmadan da tahıl koridorunun mümkün olabileceğini söyledi. Azov komutanlarının ülkelerine dönmelerini de değerlendiren Ukrayna Büyükelçisi, Rusya'nın iddialarının aksine herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığını da kaydetti. Yaklaşık bir yıl önce 22 Temmuz 2022'de tesis edilen tahıl koridoru anlaşmasının sonu mu geldi? Anlaşma imzalandığından bu yana her uzatma dönemi yeni krizlere kapı aralamıştı. Rusya verilen sözlerin tutulmadığını öne sürüyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar konuya ilişkin ülkesinin pozisyonunu aktardı.
Biz Rusya olmadan da tahıl koridorunun mümkün olduğunu düşünüyoruz. Tahıl koridoru için liman sayısını artırmak mümkün. Fakat her şey uluslararası toplumun iyi niyetine bağlı. Bu tahıl anlaşması yalnızca Ukrayna limanlarında bulunan tahılın uluslararası pazara dağıtımı ile ilgili yapıldı. Bunun Rusya'nın tahıllarıyla, talepleriyle bir ilgisi yok. Anlaşmaya aynı gün içinde Rusya ile Birleşmiş Milletler arasında bir memorandum imzalandı. Rusya bu memorandumdaki yükümlülüklerini tahıl anlaşmasına empoze etmek istiyor. Ukrayna cephesi ısrarla Batı ülkelerini kendilerine silah desteği vermeye davet ediyor. Peki verilen destek yeterli mi? Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka bölgelerde üretilen birçok ürünün Rusya'ya tedariği hala sağlanıyor. Daha yakın zamanda bölgede İran üretimi İHA'lar vuruldu. Motorun bazı parçaları İrlanda yapımıydı. Zırhlı personel araçların Almanya, Fransa üretimi oldukları ortaya çıktı. Yani uluslararası yaptırımlar Rusya'yı savaştan vazgeçirmek için yeterli değil. Büyükelçi Bodnar zorlu süreçte Türkiye'nin de arabuluculuk anlamında olumlu katkılarının altını çizdi. Türkiye arabuluculuk çabalarında sonuç alabilen tek ülke oldu. Önce Antalya ve İstanbul'daki görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Daha sonra mahkumların değişimiyle ilgili bir süreç yaşandı. Türkiye'de yaşanan korkunç deprem felaketi ya da seçim süreci de arabuluculuk faaliyetlerini kesintiye uğramasına yol açmadı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecine açıktan destek verdiklerini dile getirmişti. Peki bu açıklama Ukrayna tarafında nasıl yankı buldu? Aslında kamuoyu çok farkında olmayabilir ama Türkiye ve Erdoğan hükümeti Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine konunun gündeme geldiği 2008'den bu yana sıcak bakıyor. Bodnar, Ukrayna lideri Zelenski'nin dönüşte Azov komutanlarını beraberinde götürmesini de yorumladı. Rusya'nın tepkisinin aksine herhangi bir anlaşma ihlalinin söz konusu olmadığının altını çizdi. Azov komutanları Türkiye'de bir süre kaldı. Güvenlik sebepleri, fakat onları savaşın sonuna dek Türkiye'de tutan herhangi bir anlaşma ya da yazılı belge yok.